Ben Zeynep Düvenci. Bir dünya lezzetin peşinden Romanya'nın başkenti, Balkanların en büyük şehri Bükreş'teyiz. 400 yıla aşkın süre Osmanlı Devleti'nin, Eflak Beyliği'nin egemenliği altında olan Bükreş, Berlin, Madrid, Roma ve Paris'ten sonra Avrupa Birliği'nin 5. büyük şehri. Efendim bu şehirde gezilecek çok güzel tarihi yerler, inanılmaz canlı bir sosyal hayat ve tadılacak çok güzel lezzetler var. Haydi buyurun başlayalım. Bükreş şehrinde çok güzel bir güne merhaba dedim. Elimde kahvem, her zamanki gibi gezilecek, görülecek birçok yer, tadılacak birçok lezzet var. Enerjimi aldıysam hadi başlayalım. Bükreş'in en ünlü caddesi olan Victoria Caddesi'nin üzerindeki History Museum'dayız. Yani tarih müzesi. Burası 1894-1900 yılları arasında yapılmış. 70 yıl Romanya'nın ilk postanesi olmuş. Sonra da müze haline gelmiş. Müzede eski Roman kraliyet ailesinin eşyaları ve hazinenin bir kısmı sergileniyor. Ziyaret etmek isteyenler pazartesi, salı hariç her gün gelebilirler. Sokak lezzeti zamanı. Romanya'da, Bükreş'te kovrig denen bir şey var efendim. Tuzlu, gevrek, bizim simitimize benziyor. Şimdi ondan tatmak için buradayım. Evet, aldım. Efendim tipi biraz Alman pretzeline benziyor. Ama sanki tadı öyle değil. Bakalım ne çıkacak bu işin sonu. Ay çok kolay koptu. Evet, bizim simite daha çok benziyor sanki. Çok lezzetli. Aynen bizim simitimize daha yakın. Güzel bir lezzet. Ben bunu yemeye devam. Afiyet olsun bana. Bükreş'te yerel pazardayız. Bir şehirde olmayı en çok sevdiğim yerdeyim. Neden? Çünkü o şehre özgü meyvesi, sebzesi, özel ürünü her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Hem de en tazesini. En çok dikkatimi çeken şey acayip çeşit domates var. Her rengi, her şekli. Yeşillik desen öyle. En fazla bir de dikkatimi çeken şu ceviz reçeli oldu. Her tezgahta var. Közlenmiş biber, patlıcan. İkinci her tezgahta olan. Daha fazla konuşmadan ben detaylara dalmak istiyorum. Buyurun. Bükreş'te çok güzel bir mutfaktayız. Yanımda şef arkadaşım Roxan var. Yine an o an, o bir Roman yemeği yapacak. Ben bir Türk mutfağının yemeğini yapacağım. Güzelce pişireceğiz, sonra yemekleri değiştireceğiz, tadacağız ve yorumları bekleyiniz lütfen. Hi Roxan, how are you? Hi, fine. Yanımızda sevgili rehber arkadaşım Konstantin var. Roxan İngilizce bilmediği için bana tercümanlık yapacak. Hello Thank again. You very Hello much again. Anyways. Evet, what she's gonna cook today for us? She from Romanian cuisine. Gătești. Tăcitură. The stew. It's Romanian a stew. Perfect. What is in the stew? Ce conține? This. Ceapă. Onion. Pui. Chicken. Babic. Okay. Turkish. Yeah, it's like sausage. Sucuk. Yeah, something yeah, like it's our sucuk. Bită. And beef. Okay, perfect. Punem and a little bit garlic, cheese. Has to be in the food. Okay, perfect. What I'm going to do is a traditional Turkish soup with yogurt and rice in it. So what we do, let me give a little bit of explanation of my soup and then we're going to start cooking. Okay.
and then like a change contest. Taste and we'll see what happens. Okay. Evet efendim, ben de geleneksel Türk mutfağımızın olmazsa olmazı çorbalardan bir tanesi yayla çorbasını yapacağım. Bir başka deyişle yoğurt çorbası. Eskiden yaylalarda, Anadolu döneminde yaylalardan otlar, naneler toplanırmış. Pirinç, yoğurt karışır, yaz kış tüketilen bir çorbaymış kendisi. Biz başlıyoruz. Haydi bakalım mutfağa. Mutfakta hop burası. Let's start. Thank you. Yemekler hazır. Benim yayla çorbam hazır. Roman yemeği dokitura hazır. Did I say right? Yes, yes. Perfect. Dokitura. Şimdi tabakları değiştirme zamanı. Let's change the... Change the plate. Plates. This is your spoon. Yes, my knife and fork. Okay, I'll try first then. Ehem, burada sucuk, tavuk, et yanında... Is this polenta? Mamaliga. 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 Mamaliga dedikleri polentaya benzeyen, bunların yani Romenlerin yemeklerin yanında servis ettiği yan yemek olarak diyebileceğimiz bir mısır unundan yaptıkları bir yan yemeğimiz var. Üzerine yumurta. This is cheese. Okay. Haydi bakalım. Nereden hangisini tatsam? Evet, biraz sucuk, biraz tavuk alayım. Ha, polenta alıyormuşum. Tamam, birazcık polenta alıyormuşum bununla beraber. Sos, domates sos ama düşüyor. Evet. Ve genelde her yemeklerinde bu peynir dokunuşunu yapıyorlar. Salatalarda, yeme- etlerin üzerinde öyle okumuştum. Sarımsakları da iri bir bırakmış. So good. Ellerine sağlık. Muhteşem. Bu polenta bir yan yemek olduğu için tek başına yenmiyor. Her zaman yemeğin yanında olması lazım. So, as I'm done, it's her turn. Okay. Hadi Roxana, let's try it. Yayla çorbama. Soup, yes, with yogurt and rice, touch of yaourt, mint and butter. Yaourt, orez, puțină mentă și unt. Nah, can be hot a little bit. It's very good. Thank you. Thank you so much. Bon appétit. O zaman biz size veda etmeden önce bizim programımız Bir Dünya Lezzet'ten beraber bay bay diyelim mi? Bir Dünya Lezzet. Bay bay. Bize de afiyet olsun. Yemeklerimizin tadına bakmaya devam edelim. Bükreş'in eski şehir bölümünde Stavropolos Manastırı'ndayız. 1700 yılında inşa edilmiş Doğu Ortodoks Manastırı burası. İçini, bahçesini biz çok beğendik. Ve eğer şanslıysanız bu manastırın Bizans şarkılarıyla donatılmış inanılmaz bir arşivi varmış. Ve yıl boyunca burada inanılmaz konserler oluyormuş. Dediğim gibi şanslıysanız bu konserlerden birine denk gelebilirsiniz. Bükreş'te klasik, geleneksel bir Roman mutfağındayız efendim. Ve yanımda buranın şefi Bogdan var. Yine güzel bir sofra kurulmuş bana. Mezeler, tatlı, tuzlu her şey var. Bütün bu bilgileri geleneksel Roman kıyafetimin içinde sevgili Bogdan'dan öğreneceğiz. Hi Bogdan, how are you? Good evening, welcome to Romania. Ah, fine. Yes, I'm very happy to be here. I love your taste.
as well. Thank you for the perfect table you prepared. I like to talk about the dishes. These are the mezes. It's a cold starter. Cold starters. It's very used and you can eat it almost anywhere in Romania. Ah, so it's tradition. When it's you traditional. Come, the cold the starters. The countryside, exactly. The wives and the, all the ladies. What is this cheese? It's a good quality cheese. It's from which one? Oh, this is the white cheese. Is it like feta cheese or no? No. Ah, no, it looks like. Bizim beyaz peynire benzemiyor mu? From my point of view, it's better than feta. Yeah. It's the most good quality cheese. This what is, do you call this? Teleme. Teleme is from sheep. Exactly. Mm, okay. But only on the countryside you made the original one. The original recipe, yes. Wow. Okay. This is the eggplant? No, this is the eggplant with some red onion, but that also is fabulous. Looks like hummus, but it's not hummus. Something traditional Romanian. That means it's bean pasta. Mm. With some onion. Wow. With some hot bread. Mm. As a starter. I see the bread. Is it, you made it? Yes. It's a house bread, yes, huh? Yes, house bread, of course. Let's taste the... The dessert. The dessert. Already. Is it a... May I give it the new yes, fork and please, knife, please? Yes, please. Change the... thank you so much. So, is this a traditional... Traditional Romanian dessert? 100%. 100%. Pancake with some sweet cheese inside and above a topping of... Oh. In this case, we have blueberries jam. Oh. It's not hot, a hot dish. Wow. We have similar. The cheese inside is salty. Yes. No, it's sweetie. Sweet cheese. Sweet cheese. Ay, inanmıyorum ya. But not so sweet to kill you. No. Aha. Bizde de böyle tatlı lor vardır. Üzerine reçelle yersiniz. Bayılırım. Buradaki fark şey oldu. Hani krebe sardım krebe. Diyor. Yine tatlı peynir. Okey. Çok severim. Acayip çok severim. Totu kalkulatron. Sıcak değilmiş. This is the perfect work. Ah. With all of it. I know. Tastes fantastic. Çok güzel. This is the perfect end of the day with a red wine glass. But you know what? I can eat it at the breakfast too. Yes. Love to eat this. Yes. As I told, we have similar this cheese, but we don't have the the rollover. The crepe, cheese and the jam. Perfect. Ah, thank you so much. Without having us here. It was really perfect, all tasty. Let's continue eating. Please, enjoy it. Efendim, biz güzel lezzetleri tatmaya devam edeceğiz. Gerçekten ben bu Roman mutfağını çok sevdim. Vazgeçmeyeceğim, yemeye devam. Bükreş'te Kiselef yolu üzerinde yer alan Zafer Tagı hem Romanya ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında zaferini hem de birlik beraberliklerini sembolize etmek için yapılmış. Tam 27 metre yüksekliğinde olan bu koca yapının bir benzeri ama birazcık daha büyüğü Paris'te yer alıyor. Bükreş'in tam 100 yılına şahitlik etmiş bu güzel yapı. Bükreş'te Herastgau Parkı'ndayız. Bu park 1930-35 yıllarında gördüğünüz bütün bu park bataklıkmış efendim. Daha sonra temizlenmiş ve muhteşem, keyifli bir park haline getirilmiş. Bu park iki bölümden oluşuyor. Birincisi bu bölge. Gördüğünüz gibi burası şehrin en ve tek doğal gölü. Burada su sporları yapabiliyorsunuz. Etrafında bir sürü restoranlar keyifli. Kafeler var, vakit geçirebiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz. İkinci bölümü ise Dimitri Gusti Açık Köy Müzesi. Yani açık dediğim açık alan, açık hava köy müzesi.
Orada da eski Roman evleri var. Orayı da geçip göreceğiz. Haydi buyurun. Bükreş'te Herăstrău Parkı'nda Dimitri Gusti Ulusal Köy Müzesi'ndeyiz efendim. Ve yanımda rehber arkadaşım Konstantin var. Burayla ilgili bilgileri ondan alacağız. Hi Konstantin, how are hello, you? Hello. So tell me please about this great place with the lot of different houses. What are these? Okay. When they're built? Okay. 200 years ago they start Dimitri Gusti, they start process to get a lot of houses from all the territory of Romania. So he come to get almost 400 houses from all the territory of Romania. Ah. 200, 300 years old, five church. So young people, the next generation, can come to see how their ancestors used to live without running water, without electricity, without Wi-Fi internet. Wow, very, very great, very great. So they're not built up here, they're all around Romania. They put together like a Lego pieces, piece by piece. Wow, wow. And it's an open museum? Open air museum in the biggest park of the city. And you can spend time here? With your family, with your children, make picnic, take lunch, drink juice. Is there, but nobody lives here, right? Not anymore. At the beginning, they live with the original family. Mm. They move with the houses, you know. So, that, is there any houses that we can go in or see inside? Of course. There is a lot of houses. Yes, yes. Wow. Okay. With so original furniture. Perfect. So let's do it. Let's go in the houses. Okay. Let's go. Thank you. Let's go. Bükreş'te Victoria Caddesi'nin üzerinde tarihi Odeon Tiyatrosu'nun meydanı Mustafa Kemal Atatürk Meydanı efendim. Ve burada canım atamın büstü var. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938. İşte Parlamento Sarayı'ndayız. 1983 yılında Çavuşescu döneminde yapılan Başbakanlık Sarayı rejim değiştikten sonra olmuş size Parlamento Sarayı. 1989 yılında dünyanın en ağır, en pahalı ve en büyük binası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Buranın yapımında tam 200 mimar, 3000 işçi çalışmış. 12 katlı olan binada 1100 oda, 2 tane yeraltı otoparkı var. Pentagon'dan sonra da dünyanın ikinci büyük binası burası. Romanya, Bükreş'te çok güzel bir Türk restoranındayım. Metnini çok duydum, yemeklerinin lezzetinin çok iyi olduğunu duydum ve buraya gelmeyi tercih ettik. Yanımda buranın sahibi, burada 20 yıldır burada bir iş adamı olan Türk sevgili Ensar Duman var. Efendim merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lezzetler önümde. Sizle ilgili bir sürü şey okudum ama tabii ki sizle tanışıp bunu sizden dinlemek istedim. Sağlık alanında aktifsiniz ama neden bir restoran? Neden hatta kaçıncı restoran? Sizden bunu duymak istiyorum.
Öncelikle hoş geldiniz Romanya'ya. Çok teşekkürler. Ben 20 yıldır Romanya'dayım. 14 yıldır da sağlık turizmi yapıyorum. 7 yıl önce her akşam klinikten çıktıktan sonra bugün ne yiyebilirim diye düşünüyordum. Sonuçta gurbetteyiz. Yediğimiz ete, yemeklere dikkat etmemiz lazım. Bir restoran açayım dedim. Kardeşimle beraber bir restoranı açtık. Bu restoranda diyelim ki Bukreş'in İstanbul'un Bağdat Caddesi gibi bir caddede açtık. Allah'a çok şükür şu anda burada sayılı restoranlardan bir tanesi orası. Ay ne güzel, ne büyük gurur. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ben Türk de. Türk mutfağımızı bu şekilde tanıttığınız için gerçekten çok önemli. Şimdi bunların hepsi çok güzel. Bunları devam edeceğiz. Ama hangi mesela mezeden bir tanesini seçelim? Sizin tavsiyenizi bence, rica ediyorum. Girit ezmesi. Tamam. Girit ezmesi hemen alıyorum. Sıcaklardan neyi tavsiye ediyorsunuz? Ay çok güzel. Yani burada içli köfte var, içli mantı köfte var. İçli köfte olabilir. Bence mantı olabilir. Tamam, biraz alacağım. Vallahi buradan seçemeyeceğim. İşte paçanga böreği şöyle vereyim. Belki yersiniz. Ay evet, küçük küçük. Siz bana küçük, güzel güzel anlatırken zaten bu başarılarınızı ben de aynen tatmak istiyorum. Tabii hayallerim büyük. Sonuçta burada Türkiye'yi en iyi temsil eden Türklerden bir tanesiyim. Şeflerim özel. Türkiye'den getirdiğimiz şeflerimiz var. Biz burada Fine Cuisine adı altında yemeklerimizi yorumlanmış. Yani evet, Türk görüyorum mutfağını bu restoranda, iki restoranımızda Osmanlı mutfağı adı altında işlettik. Burayı tamamen Türk modern yorumlanmış mutfak evet, olarak kesinlikle. Yani açtık. Kokoreç'in sunumundan görülüyor ki bir rap içinde olmuş. Tabaklarımızı gösterelim ya, mesela. Ya tabakları, servisleri konuşmak istemiyorum. Gerçekten öyle. Erzurum'dan, Elazığ'ından, İstanbul'dan, bütün şehirlerden bir şekilde. Gördüm. Hep bir tema var tabaklarda. Evet. Hep bir hikaye var. O da dikkatimi gerçekten çekti. Dediğim gibi sunumlar aynen fine dining. Çok çok güzel. Lezzet. Bir kere şeyi fark ettim. Hani siz konuşurken birazcık tattım. Yani hiç ödün vermemişsiniz. Bol bol maşallah. Hep bol bol. Her şeyden bol bol. Yani hani Girit ezmesinde o Antep fıstığının gerçekten tadını alıyorsunuz. Yaptığımız zaman en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz öyle, burada örneğiz. Bizi tanıtıyorsunuz. Çünkü ne güzel. Çok teşekkür ederim. Ben yıllarca gerçekten burada hep derdim. Ya Lübnanlı, İtalyanı, Fransızı lüks bir restoran açıyor da biz niye yapmayalım? Niye yapamıyoruz? Doğru. Biz Türkleri burada insanlar şavurma derler, dönerci. Adanacı, Urfacı bilirler. Ha, şavarma gibi. Şavarma, öyle evet, şey, ha. Burada dönere şavurma derler. Şavurma. Şimdi Türk denince Almanya'da da, Avrupa'da da ilk akla gelen bu. Biz tabii o değiliz. Bravo. Biz Lübnanlısından da, İtalyanından da, Fransızından da, diğer ülkelerin hepsinden. İnanılmaz bir mutfağımız var ya. Mutfağımız çok geniş. Zenginlik ötesi var. Şeflerimizin sayesinde sağ olsunlar iyi bir şekilde mutfağımızı yaptık. O yüzden tamamen üzerine de basarak bütün televizyonlarda söylüyoruz. Modern Türk mutfağı diyoruz. Evet, çok güzel. Hakikaten Türk mutfağımız çok gelişti. Acayip iyi noktalara geldi. Bunu da burada yaşatıp tanıtmanız gerçekten çok çok teşekkür. Çok çok teşekkür. Rica çok ederim. Büyük gurur. Mutfağımızı da, kültürümüzü de, kalitemizi de Romenlere göstermek için elimizden gelen her şeyi burada yapıyoruz biz. Paçanga böreğinin top şeklinde inanılmaz güzel olmuş. Vallahi tebriklerim, teşekkürlerim sonsuz. Bu lezzetleri beraber hem tadalım hem sohbete devam edelim. Olur. Bize vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkürler. Geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Yolunuz hep açık olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki siz de varsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bükreş'in en önemli bölgesi birinci bölgedeyiz. Romenlere sorduk. Dedik ki Romen yemeği dışında hangi mutfağı seviyorsunuz? Lübnan mutfağı dediler. Peki nerede en güzel Lübnan yemekleri yeriz dediğimizde yine birinci bölgedeki bu restoranı tavsiye ettiler bize. Biz de tabii ki hemen geldik. Romenler en çok tavuk yemeği seviyorlar. Biz de burada bir sürü yemek ve ana yemek olarak da tavuk istedik. Efendim bu Harasuri denen bir tavuk yemeği, böyle nar ve nar ekşilimiş. Ben de tadımımı ondan yana kullanacağım. Bir de tabii ki Lübnan mutfağının olmazsa olmazı humus var. Humusu da burada değişik bir şekilde tabaklamışlar.
Vallahi kıvamı çok güzel, krema gibi geldi. Ortasında da et var. Tabii ki bunu da deneyeceğim. Çünkü humus en sevdiğim. Evet. Ve klasik Lübnan salatası fatuş. Bu da böyle bildiğimiz yeşillikler, nar, incecik salatalık ve fatuş olmasındaki en büyük özelliği kıtır böyle lavaşlar koyuyorlar içine. Bence deneme için tamamım. Hadi bakalım. Şunlar ekşili tavuğu çok merak ediyorum. Karamelize soğan da var üstünde. Bakalım. Gerçekten nar ekşisi ekşi burada mevcut. Salatayla tamamlayayım bunu. Wow. Ay, lezzetler hakikaten çok güzelmiş. Olmazsa olmaz humus aşkımı burada başlatıyorum efendim. Wow. Kıvamı muhteşem. Tabii biz sorduğumuzda Romenler Lübnan mutfağında ne sever dedik ve geldi. Ama normalde bir Lübnan restoranına gittiğiniz zaman önden mezelerce bir sürü meze gelir. Küçük küçük tabaklarda olur. Onları yemeye doyamazsınız. Hep bir ekşi dokunuş. Hep bir bolca baharat. Aynen burada da olduğu gibi gördüğünüz üzere bütün mezelerin üstünde hep bir nar var. Hep bir baharat. İçinde de öyle yediğinizde o baharatı çok güzel alıyorsunuz lezzetini. Aslında böyle koca lavaşlar gelir. O lavaşların içine bolca meze sürersiniz. Et ya da tavuk tercihinizdeyse onlar kurulur, sarılır. Hop afiyetle yenir. Ben de aynen öyle yapacağım. Bükreş'te Eskişehir bölgesinde tam 145 yıllık bir restorana geldik. İçeride zıt lezzetler deneyeceğim. Yani bir tatlı bir tuzlu. Bakalım nasıl? Hem de bir sürprizim var size. İçeri girdik ve tam geleneksel bir Roman mutfağı efendim. Gördüğümüz sürpriz, inanılmaz güzel danslar, müzikler, bunların hepsi geleneksel. Ve seçimimi dediğim gibi bir tuzlu bir tatlıdan yana yaptım. Tuzlu bizim çorbamız, Roman mutfağının çiorbası. Böyle çok güzel bir sunum var, ekmeğin içinde geldi ve bu bir fasulye çorbası. İlk tadımımı bundan yana kullanıyorum. Bunu menüde okumuştum. Olmazsa olmaz bir lezzet dediler. Wow. Tütsülenmiş paprika da var içinde. Gayet güzel ve leziz. Bunu bu ekmeğiyle hatır hatır ben birazdan hop diye yerim. Bir ağzımı izninizle nötrleyeyim. Şimdi de bu Romenlerin Joffre Cake, çikolatalı, hep en ünlü tatlımız dedikleri pastaları. Bildiğimiz pandispanya kekinden yapıyor. Arada da çikolatalı krema var. Ve bunda bazı sade oluyor. Buradakiler vişne kondurmuşlar. Yanında da vanilya dondurma vermişler. Ama ben önce bir dondurmasız yiyeyim diyorum. Tam bir tadını anlayabilmek için. Gerçekten çok lezzetli. Bu keyif 145 yıllık bu restoranda yaşanmalı bence.
Bükreş'te şehrin ortasında kocaman bir parktayız. Bu parkın adı Çocukların Dünyası. Hakikaten de Çocukların Dünyası. Her köşede ayrı bir oyun alanı var. Heykeller, çocukların süslediği heykeller, su oyunları, kısacası çok keyifli bir yer. Hafta sonları dolup taşıyormuş. Ve size vedamızı çok eğlenceli bir şekilde yapıyorum efendim. Şu anda dönme dolabının tepesindeyim. Ben Zeynep Dümenci. Bir dünya lezzetin peşinden geldiğim Romanya'nın başkenti Bükreş'ten biz çok keyif aldık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta yeni şehirde buluşmak üzere. Bye bye.